kıymet misafirlerimiz, Süreyya Faruki ile Tarih Sohbetleri programına hoş geldiniz. Hocamızın eserleri üzerinden devam eden programımız bugün biraz farklı bir açılımla hocamızın bu eserleri nasıl yaptığına odaklanacak. Tabiri caizse hocamızın mutfağına, tarihçinin mutfağına misafir olacağız. Hocam öncelikle bu nezaketli tavrınız için tekrar teşekkür etmek isterim. Çünkü mutfaklar malum bir taraftan da mahrem yerlerdir. Bunlar herkesle paylaşılmaz ama hocamız bize bir yıldız olarak Osmanlı tarihçiliğinde bu leziz eserleri, yemekleri nasıl yaptığını bizlerle paylaşacak. Hangi malzemeler kullanıyorsunuz hocam? Hangi vallahi eserlerden şimdi ilham bakın, alıyorsunuz? Yani bir yerde kitabın çeşidine bağlı. Diyelim yani ilk başta birkaç tane monografi türünden şeyler yaptım. Yani diyelim Anadolu'daki Bektaşiler, efendim kent ve kentliler, efendim evlerle ilgili bir şey yaptık. Ankara ve Kayseri ağırlıklı. Efendim hac ve yani hac dinsel bir olay olarak değil, çok dünyevi bir olay. Efendim hacıların yani tedarik ettiği develer ve o deve için ödenen para ve efendim bulundukları vahalarda nasıl su tedarik edilir. Efendim Maan Kalesi'nde efendim buğday nasıl satın alınır eğer ahali satmaya çok istekli değilse. Yani bu türden gayet basit, aynı şekilde diyelim bir ordunun ilerlemesinde de aynı sorunlar var. Bir kısmı bu, bir kısmı da efendim aslında şöyle yani bir şey paylaşayım. Efendim bu ilk başta Almanca olarak ve yani Almanya'da ve İsviçre'de faaliyet gösteren bir yayın evi için yapıldı. Orada editör olan hanım ısrar etti. Efendim siz bu hikayeyi efendim bir yerde yani mümkünse bugüne kadar getirmelisiniz. Ben yok dedim. Yani benim iyi bildiğim dokümantasyon 16. ve 17. yüzyıllarla ilgili. Ha bir de lütfen Türkçesini eğer bakacak olursanız dikkat edin. Eski nüshalarda 1683 yerine 1638 diye bir yazı var kapakta. Sonradan yani Tarih Vakfı da bundan çok rahatsız oldu ve bunu tekrar bastırdılar. İkinci baskıda bu problem yok. Ama birinci baskı tabii çoktan satıldığı için yani pek çok insan bunu bu şekilde almış oluyor. Yani haber vereyim. Bir de efendim yani bir yerde bir hacca giden bir insan bu yolculuğu nasıl algılar? Ve yine efendim gayet basit ve günlük olaylardan hareket ediyoruz. Diyelim efendim yolda yani efendim Mekke çevresine girmeden önce efendim abdest alınıyor ve efendim yani hacı adayına uygun olan kıyafet giyiliyor. Ama bunu insan açık yani açık arazide yapmaz. Yani bunun için bir hana benzeyen bir şey olmalı ve vardır. Peki efendim uzaktan yani diyelim Hindistan'dan gelen hacılar bu durumda ne yapıyor? Ekberşah'ın yaptırdığı bir ribat var. Ribatlar genellikle çok basit. Yani parası olan hacı adayı ev kiralar. Kiralar da yüksek olduğu için fakir insan bunu yapamıyor. Ve hep şikayet oluyor.
efendim insanlar gece Harim-i Şerif'te kalıyor. Orada ibadet ettiği için değil, başka gidilecek yer olmadığı için. Peki o zaman dediğim gibi bu rubatlar yapılmış. Ekber Şah da böyle bir tanesini yaptırmış. Efendim İstanbul'dakiler buna çok iyi gözle bakmamışlar. Diyelim yani bu türden problemler var ve zaten çok komik bir şey oldu. Efendim Naim-i Rahman Faruki diye bir arkadaş var ve biz aşağı yukarı aynı dönemde birbirine çok yakın konular üzerinde çalıştık. O da işte Wisconsin Üniversitesi'nde efendim bir doktora yaptı. Sonra yani geliştirdiği Hindistan'da kitap olarak bastırdı. Ben de yani büyük bir kısmı yazıldıktan sonra bundan haberdar oldum. Ve hatta yani efendim İngilizcesi çıktıktan sonra bu arkadaşa kitabımı da gönderdim. Aslında değiş tokuş olacak diye ümitlendim. Hiç de öyle olmadı. Teşekkür etti. O kadar. Ama sonunda inanmayacaksınız. Burada bir yasa bu kitap benim için tedarik edebildi. Yani hani zamanında Hindistan'da alamadığım bu kitabı şöyle bir kadar önce alabildim. Yani bunlar diyelim direkt olarak arşiv malzemesine dayalı olan şeyler. Ve o zaman yani bugünkü gibi değildi. Başbakanlık arşivi o zamanki adıyla efendim her proje için 100'er tane fotokopiye hak var. Ve efendim bana aslında şans güldü. Uzun süre orada müdür olan bir beyefendinin öğrencisi de olduğum için bu insan bana herhalde aldığım en değerli hediye etmiştir. Yani ben orada bir senelik izinlerle çalışmadım. Efendim yani ODTÜ'den ayrılıncaya kadar hep aynı izinle. Fakat o zaman fotokopi izni tabii ki çoktan bitmiş oldu. Ve ben bunları efendim yani öyle yayınlanmaya falan çok uygun değil ama oldukça yani gerçekçi bir şekilde transkribe ettim. Evde de kutular dolusu bu kağıtlar var. Ve efendim Haç kitabını ben artık Ankara'dan ayrıldıktan sonra Münih'te yazdım. Ve bu kutular çok olduğu için, kitaplar, kutular, şunlar, bunlar, ben de herhalde çok düzenli olmadığım için efendim yani yazı masası doluydu. Ve yazı masasının yanında böyle madeni bir yani kağıt çöplerini filan alan bir çöp tenekesi vardı. Ve ben bunun üstüne bir kutumu yerleştirdim. Ve yani o ofis benim olduğu için akşam kapattım, evime gittim. Ertesi sabah, hele şükür erkenden gelmişim. Ben o zaman kapının önünde bu kutular alelade kutu değildi. Yani bir ciltçiydi. Özel olarak yaptırmıştım. Onun için Allah Allah bu kutu orada ne arıyor diye yani şüphelendim. Ve kutunun boş olduğunu anladım. Peki kağıtlar içinde vardı. Nereye gitmiş? Meğerse orada temizlikçi bir kadın varmış. Yunanlı. Yabancı dil de bilmediği için. Yani ne Türkçe, ne İngilizce, ne Almanca. Hiçbirinin faydası yoktu. Ve anlaşılan yani tahmin ettim. Kutuyu beğenmiş olduğu için kağıtları boşaltmış ve kutuyu efendim sonra götürürüm diye kapının önünde bırakmıştır. Ay ben nasıl panik içinde.
Çünkü o haç kitabının bütün bu mühim fermanları bu kutunun içinde. Neyse, o zaman efendim böyle büyük çöp kutuları var ya, bir tanesi bizim avluda ve çok şükür orada bu kağıtlardan ve kuru kahveden başka bir şey yoktu. Yani insanlar kahve makinasında kahve yapmışlar, o kahve artıkları varmış, kurumuş ve bunun dışında sadece benim kağıtlar. Ben onları orada teker teker oradan aldım ve tabii bir daha, yani şimdi sonra anladım. Kadıncağız çöp kutusunun üstünde olduğu için bunların çöplük olduğunu anlamış ve dediğim gibi iletişim de mümkün olmadığı için neyse çok şükür ki zamanında gelmişiz. Öyle şeyler yaşandı. Onun için yani sonunda efendim insanın o zaman çalışırken efendim masaya bu kutuları yerleştirirdi. Bir de bunun yanı sıra efendim fotokopiler dosyada, bazen de fotokopinin yanına transkripsiyon da yapmışım ama bu bilimsel transkripsiyon değil. Yani bugünkü Türkçe imlasıyla ve efendim bugünkü Türkçenin yani telaffuzuna göre, çünkü tam olarak 17. yüzyılın telaffuzunu yani bilmiyoruz zaten. Bir de bu filologlar arasında tartışma konusu, çalışmam da bir filolojik çalışma olmadığı için bu notlar da hep yani sanki bugünkü Türkçe imiş gibi yazdım. Ama yani zamandan çok kazandırdı. Yani bu üstte nokta, altta nokta, üstte çengel, altta çengel. Yani çok zaman kaybettiriyor. Neyse, efendim o zaman bir de yani bu çalışmalarda genellikle ikinci el literatür her zaman vardı tabii. Ama diyelim yani her şeye rağmen sayısı sınırlı. Zaten yani biz diyelim o konuda ikinci veya üçüncü nesilden sayılırız. Yani diyelim Cengiz Orhanlı'nın bir bibliografyasına eğer bakarsanız orada ikinci elden literatür bazen neredeyse yoktur veya çok çok az. Adam haklı. Çünkü onun çalıştığı konular, efendim yolların durumu, nehir nakliyatı, efendim Boğaz'daki kayıplar, o konularda gerçekten o zaman ikinci el literatür yoktu. Onun için yani adam orada efendim kullandığı kaynakları yazardı. Genellikle de bunlar arşiv kaynağıydı. Bizim durum biraz farklı. Çünkü diyelim yani Ankara ve Kayseri evleri üzerinde çalıştığım zaman İTÜ'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birkaç kişi efendim geleneksel ev gibi bir konuda ya doktora tezini yazmıştı ya da doçentlik tezini. Ve şansımıza, yani Ankara üzerinde öyle bir şey vardı. O kadar yani bizim çalışma için o kadar faydalı olmadı. Ama efendim Kayseri kitabı fevkalade. Yani Necibe Çakıroğlu diye bir yani doçent arkadaş. Gerçekten yani anlaşılan herhalde Kayserili idi kendisi. Ve yani içinde de bolca etnografik malzeme vardı. Yani diyelim efendim bazı evlerde evin dışında mutfak varmış. Ve insanlar yani öyle bir açık hava mutfağında nasıl yemek pişirdiklerini Necibe Hanım anlatmış. Onun için yani o kitaptan çok istifade ettim.
Bir de efendim Nelihan'la, Nelihan'la Kahire evleri üzerinde çalışıyordu. Ve tabii çok şanslı çünkü Kayseri'deki evler kısmen taş, kısmen ahşap. Ama Kahire'de ahşap çok pahalı olduğu için oradaki evler neredeyse tamamen taş. Ve o zaman bize kadar da gelebilmiştir. Oysa Anadolu'da malum bu yani ender rastlanan bir olay. Onun için yani her zaman efendim istifade edebildiğim yazılar vardı. Ama bugünkü yani anlamda değil hiçbir şekilde. Üstelik Evliya Çelebi edisyonu henüz yapılmamıştı. Bu 90'lı yıllarda çıkmaya başladı, hele de 90'lı yılların ikinci yarısında. Çünkü inanmayacaksınız ama Evliya Çelebi uzunca bir süre boyunca pek ciddiye alınmazdı. Ve efendim bunun yayını üzerinde çalışmış olan bir Avusturyalı meslektaş vardı, Richard Kreutl. Ve yani ben Kreutl'ı hiçbir zaman yani bizzat görmedim. Ama mektuplaştık oldukça fazla. Kendisi o zaman Afganistan'da Avusturya maslahat güzarı idi. Ve o zaman Avusturya maslahat güzarının herhalde çok fazla işi yoktu. Çünkü oraya gelen Avusturyalılar herhalde olsa olsa dağcıydı. Ve yani diyelim bir dağcının problemi olmuşsa ama bunun dışında efendim Kreutl, Evliya Çelebi ve başka Osmanlı kaynakları üzerinde çalışmıştır. Anlaşılan yani zamanını da iyi değerlendirmiştir. Ve bana bir kere anlattı. Tarih kurumuna gitmiş ve tarih kurumundakileri ikna etmeye çalışmış. Bu önemli bir çalışma. Bunu yani efendim tarih kurumu basmalı. Ay dedi, inanmayacaksınız. Bana öyle baktılar ki sanki ben müstehcen bir şey önermişim gibi. Yani efendim müstehcen değil ama gayri ciddi. Ve bu gayri ciddilik olayı efendim uzun süre devam eden bir şeydi. Osmanlı'ya kadar da iniyor. Uğur Demir diye bir galiba Marmara Üniversitesi'nde olan bir arkadaş. Efendim Evliya'nın yayın macerası hakkında birkaç makale yazmıştır. Ve orada da aynı şeye rastlamış. Efendim Evliya Çelebi ciddi bulunmadığı için anlaşılan Tanzimat Erkanı ve bir de ikinci Abdülhamit efendim buna hiç ama hiç sıcak bakmamışlar. Ve onun için zaten yani ilk basılan ciltler bir handa efendim 1908'i beklemiş. Yani satamamış daha önce. Ve bu ondan sonra benim için mesela önemli olan 9. cilt ancak 30'lu yıllarda Latin harfleriyle yayınlandı. Ve yani hani bizim bugün kullandığımız yani baskı ortada yoktu. Şimdi esas problem birinci, ikinci, üçüncü ciltte bir sürü olumsuzluk var ve arkadaşlar yani beni uyarmışlardı. Çünkü efendim yani yayın evi İKDAM anlaşılan Abdülhamid İhsani'nin sansür memurlarıyla bir alıp veremediği varmış. Ve yani gelip şu kelime yasak, bu kelime yasak diye geliyorlarmış. Nereden biliyoruz? Çünkü Cumhuriyet döneminde bu bir ara eleştirilmiştir. Yani bu yayın bir
rezalettir, nasıl oldu bu böyle. O zaman sorumlu olan kişilerden bir tanesi bir makale yazmış ve bu problemi anlatmıştır. Neyse, o zaman efendim Topkapı Sarayı'ndan mikrofilm temin etmek mümkün idi, ettim de. Ve ondan sonra ODTÜ'de, o zaman yani ODTÜ Teknik Üniversite olduğu için yani her zaman yani en yeni donanım edinmeye çalışıyordu. Ve efendim bir makine edinmişler, mikrofilmden kağıda basıyordu. Ancak kalitesi çok fenaydı. Fakat hiç değil, yani okunuyordu iyi kötü. Ve ben bunları efendim o yayın çıkıncaya kadar sakladım. Sonunda o yani efendim bugün kullandığımız dizi çıktıktan sonra büyük bir keyifle o kötü kağıtları çöpe attım. Ama yani onun için görüyorsunuz böyle bir yani Evliya Çelebi gibi temel bir kaynağı elde etmek her zaman kolay olmazdı. Ve dediğim gibi ben şanslıydım. Yani o tür hem donanımlıydı, yani ben şimdi 70'li yılların donanımından söz ediyorum, hem de gayet olumlu bakıyordu. Yani çünkü bu her yerde öyle olmayabilirdi. Bir de en nihayet yani ben ne idiği bilirsiz bir yaratığım. Ya öyleydim yani en nihayet. ODTÜ'de İngilizce hocası olarak başladım. Efendim orada Freshman English dedikleri bir dizi vardı. Ve ODTÜ'ye ben o şekilde girmiştim. Onun için yani bana kolaylık göstermeleri otomatik bir şey değildi. Aynı şekilde yani arşivde, arşiv müdürünün bu kadar kolaylık göstermiş olması, o da efendim yani daha önce kendi yani sınıfında öğrenci olduğum için oldu. Ve galiba yani o sınıfta tek yabancı da bendim. Yani o zaman aklımda da kalmışım. Bu şekilde. Onun için daha sonra yani efendim bu bildiğim, anlattığım evler hikayesi için ilk kez bilgisayar denendi. Yani anlattığım şeyler efendim böyle 1980'li yılların başı. Ve yine efendim ben o zaman yani taşınabilen bilgisayar yoktu. Üstelik yani bu Ankara ve Kayseri sicilleri Etnografya Müzesi'ndeydi Ankara'da. Ve efendim aslında orada araştırmacılar için hiçbir yer yoktu. Hatta yani Özer Ergenç bir kere anlattı. Orada ilk anlaşılan, ilk çalışmaya teşebbüs eden Özer Bey imiş. Ve yadiller bana bir sandalye bile çok göründü. Fakat ondan sonra efendim maalesef erken yitirdiğimiz Ronald Jennings gelmişti. Ve ya dedi şimdi Ronald Jennings yabancı misafir olduğu için ona bir sandalye bulundu. Ona sandalye bulduktan sonra bana da bulmak zorunda kalmışlar. Şimdi benim başladığım zaman bu ikisi işlerini çoktandır bitirmişlerdi. Fakat yine aşağı yukarı aynı durum devam etti. Yani kim izinli idiyse, kim hasta idiyse masasını gösterdiler. Hatta bir ara telefon kulübesinde çalıştım. Orada efendim yani telefon bağlantıları otomatik değildi. Yani efendim orada bir telefon memuresi gelen telefonları efendim ofislere gönderiyordu.
Ve efendim bu böyle yani ufacık bir yerdi. Ve bir ara yani orada çalıştığımı hatırlıyorum. Neyse, bunları yine böyle fişlere yazdım. Ondan sonra efendim yine ODTÜ'nün o zamanki bilgisayar sistemi meşhur idi. Yani hatta efendim Suriye'den gelip de orada çalışanlar olmuştur. Hayatta unutmam, 70'li yılların başında bir Bay Mardini geldi Suriye'den. Efendim Suriye nüfus sayımının verilerini işleyeceklermiş. Ve efendim Bay Mardini böyle şüpheli şüpheli etrafa baktı ve dedi ki, yani Ankara'dan birlikte geçmiştik. Efendim Suriye'de hava böyle olursa demek ki askeri darbe yakındır. Ve biz ya Bay Mardini abartıyorsunuz, yok öyle şey dedik. Kendisini sakinleştirmeye çalıştık. Ama bu da ya dedi, ben bir tek şey istiyorum. Bir an evvel bu tablolarımı bilgisayardan çıkarayım, verilerimi alayım ve Şam'a geri gideyim. Neyse, gerçekten de askeri darbe oldu ama Bay Mardini'nin orada olduğu sırada değil. Ama yani ben halen bunun şüpheli yüzünü, yani burada bir şey var demesi. Neyse derken, efendim bunları o zaman delikli kartlar vardı. Ve efendim ben çok yani daktilo ederken çok hata yaptığım için bu delikli kartları benim yapmam mümkün değildi. Çünkü düzeltmek mümkün değil. Neyse, ODTÜ'de bir şekilde bana ufak bir para buldular ve o para ile yani research fund falan ve o para ile yani bir sekreter hanımı tutabildim. Kartları benim için yani delikli kartları benim için hazırladı. Ve bize o zaman yani bunlar kutu içinde olurdu ve biz bilgisayar merkezinde sıra olurduk. Herkesin elinde birer kutu. Ve genellikle tabii bu mühendisler için düşünülmüştü. Bilgisayar danışmanları vardı ama yani SPSS ile ilgilenmek istemediler. Ve yani hani bana böyle baktılar, sizinle uğraşacak halimiz yok. Neyse, hatırlıyorum bir kere oradan çıktım, elimde kutu ve çok kötü baktım. Ve o zaman bilgisayar yani bölümünün başkanı olan, çoktan maalesef rahmetli olan Bülent Bey vardı. Beni orada görünce, ay dedi siz ama ne kadar kötü bakıyorsunuz, ne olmuş? Ben de anlattım. Neyse beni asistanına gönderdi. Ve bu bayan sağ olsun 15 dakika içinde benim bütün problemlerimi çözdü. Yani daha çok efendim mühendis tayfesi, efendim yani mühendis olmayanlara böyle yani deve gibi tepeden bakardı. Biliyorsunuz deve ne için? Tanrı'nın 100. adını göğe deve biliyormuş. Onun için insanlara yukarıdan bakıyormuş çünkü onlar bilmiyor. Efendim ondan sonra efendim tablo yani bu kartlardan tablo çıkacaktı. Büyük bir kısmı da işledi. Ama bazı terimleri bu sistem kabul etmek istemedi. Bir tanesi müştemilat. Efendim, müştemilat ne oluyor? Genellikle evlerde mutfak olmazdı, avluda mutfak olabilirdi. Ondan sonra çeşmedir, efendim, avluda bir iki meyve ağacı, şu bu. Yani bunların başlığı müştemilat idi. Ve bunu sistem asla kabul etmek istemedi. Bana o zaman yani eşim nispeten yeni evliydim ve yani biz bu yani hazırlıkları birlikte yaptık. Zavallı çünkü 1000'den fazla
böyle ev vardı. Mail Muslim Reaya. Mail Muslim Reaya. Female Muslim. Askeri ve böylece gidiyordu, tamam mı? Yani binlerce, üf. Neyse, sonunda tabloların çoğu hazırdı. Fakat yani eşim doktora öğrencisiydi. Onun Cambridge'e dönmesi gerekiyordu. Neyse, sosyoloji bölümünde bir yani hanım vardı. O sağ olsun, yani bana son işleri hazırladım ve yani oldukça düzenli tablolarla ben Harvard'a gidebildim. Çünkü orada efendim Alba Turani yani toprağı bol olsun efendim bize bir yıllık bir araştırma bursunu sağlamıştı. Yani kitabı orada yazdım. Sonuç olarak yani böyle maceralar. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten aslında sadece sizin karşılaştığınız zorlukları değil, 1960'larda, 70'lerde Türkiye'nin birçok gerçeğini de izleyenlerimizle paylaşmış olduk. Benim buradan aldığım en önemli ders ilişkiler. O dönemde özellikle kurulan ilişkiler, arşivdekilerle. Açıkçası her zaman. Yani efendim en nihayet bugün diyelim, eskiden diyelim biz şaka ederdik. Efendim Osmanlı tarihçileri ya bir köydür ya da belki bir aşiret. Efendim ondan sonra efendim aşiret reisi Halil İnalcık'tır. Efendim İren Melikov efendim Valide Sultan yani öyle şakalar olurdu. Bugün artık köy değil, aşiret de değil, diyelim kasaba. Ama kasabada da insanların büyük bir kısmı birbirini tanıyor. Ve bizzat karşılaşmamışsa bile, yani efendim şöhretini biliyor, iyi veya kötü. Er ya da geç karşılaşacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza. Bu sohbetimiz devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.